Selamlar, konnichiwa. Bro Tatu'nun yeni bir bölümüyle devam edeceğiz. Bu bölümde ne oynayacağımı çok bilmiyorum. Direkt videoya geçeyim dedim. Malum havalar çok sıcak. Ne yapacağımı çok bilmiyorum. En son One Armored karakterle oynamıştık. Şimdi normalde oynayabileceğimiz çok karakter var. Armor'u eksi olan Ghost'la oynayabilirim belki. Dodge yeteneği falan var. Büyük ihtimalle Ghost'la deneyebilirim. Yeni karakterler var. Eksi 2 max HP veren bir karakter var. Bununla oyunu bitirmek de güzel olabilir belki ama hani güçlü bir karakter de çok saracağını sanmıyorum. Şöyle bir şeyimiz var. Glutton diye. Artı 50 luck var ama çok bir şey yaramayacak galiba. Cyborg alınabilir. Yani şöyle bir karakter. Ama ben büyük ihtimalle Ghost ile bir deneyeceğim şansımı. 100, eksi 100 armor biraz sıkıntı. Çok çok sıkıntı. Gerçi biraz değil. New Enemies'ten önce bu karakterle bir sıfırda bitirmek istiyorum oyunu. Bakalım bir. Yani bitirebilirsem bu karakterle bitirmek güzel olacak benim için. Ama armor sıkıntısı var karakterin. Öyle bir dezavantajımız var. O yüzden alabildiğim, kasabildiğim kadar level kasmam lazım bu karakterle. Ben bir level olabilirsem tabii şöyle. Büyük ihtimalle öleceğim ama öyle bir sıkıntı var ama. Şimdi armorumuz şu an çok önemli değil. Eksi 100. Onun dışında şeyimiz yok. HP regeneration alabilirim. Veya dodge'umuzu yükseltebilirim. Veya speed alabilirim. İlk başta can inlemeyi alacağım. Malum şeyimiz yok çünkü sıkıntı olabilir bizim için. Revolver alabilirim. Ve kesinlikle bu itemi alacağım. Ve armor çoğu zaten kaybettik bir kere baştan. O yüzden şu an kasabildiğim kadar karakterin hız ve can çalma yeteneğini kasacağım. Dodge'umuz zaten çok iyi. Ondan dolayı çok sıkıntı olmaz. Belki büyük karakterlere karşı biraz eksiye düşeriz ama onun dışında çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bir uzakçı bir yakıncı silah da fena değil bu karakter için. Dodge'u en azından atabildiğimiz için. Tabii bu çok iyi bir dodge olmadı ama Life Steal'ımız Life Steal alabiliyorsam alacağım tabii ki. Dodge Harvesting. Tamam, bunu da alabilirim. Bunları bir kombinleyelim. Şu şekil. Ya kombinleyebilirsek en azından daha güçlü bir yakın silahımız olur bu sayede. En son kırmızı yapmıştık zaten geçen bölümde. Yani ben de büyük ihtimalle bütün şeyleri kasmaya çalışabilirim bu oyunda. Hani başarımları falan çok zor ama en azından oynanış olarak çok iyi. Bir de ben şeyi fark ettim. Buradan değildi galiba, bir saniye. General line-up. Bunu %30 yapacağım. Bunu da %30 yapacağım. Yok, bu müzik iyi değilmiş, tamam. %30 iyi olur büyük ihtimalle. Geçenki videoda çünkü biraz ses kısık çıkmış. Yani geliyordu gene ama. Oyunun zaten asıl bence güzel olan kısmı sesler, cidden çok güzel. Hani dinlemesi hoş. Yani şu sesler falan. Şimdi range almayacağım. Kritik chains almayacağım. Dodge kasmaya devam edeceğim. Olabilir belki SMG almayacağım. Gerek yok. Her şey alınabilir hala ama. Speed karşılığı bu alınır. Bu alınır. Bunu alabilirim. Yani biraz can yenileme şansımız arttırmak. Şimdi SMG de alacağım. Çünkü birazcık insanlar kalabalıklaşacağı için SMG en azından arttırabilirsem levelini vesaire. Daha kalabalık düşmanlara karşı en azından hızlı bir atış şansımız olur. Bu oyun büyük ihtimalle uzun bir süre modsuz oynayacağım. Daha sonra modlu bir şekilde de oynarız. Çok uzun bir süre süreceğini sanmıyorum ama oyunun modsuz halini ben sevdim açıkçası. Oyunun yani hoş bir havası da olduğu için o orijinalliği korumak istiyorum ya. Genelde GTA'ya da o yüzden çok mod yüklemişliğim yoktur benim. Denedim, başaramadım, vazgeçtim, sıkıldım. Elemental damage'e gerek yok. Melee damage'im biraz düşükmüş. Melee kasabilirim ama speed kasacağım. Misal. Bu gayet iyi olur bizim için. Bunu da alabilirim belki. Yani bir olabilir bu arada ya. Patlama şeyi kassak. O zaman SMG'yi salıyorum. Monkey'yi almak için bir el daha bekleteceğim. Bunu nasıl kullanabiliyorum bilmiyorum. Ha şey.
Ben bunu uzakçı bir şey sanmıştım da bu direkt vuruyor. Başka bir olayı var mı bilmiyorum ama şu anlık yok gibi. Biraz hasarımız zayıf olacak gibi ama. Şu ağaca hemen koşalım. Ağaç ya luck yükseltmek aslında o yüzden güzel olabilir şu an. Düşündüm ama. Luck da kasabilirim büyük ihtimalle artık. Şöyle şeyleri, itemleri de toplayalım. Dodge da attık, güzel. Bana can lazım, lifesteal güzel olacak bizim için. Her zamanki gibi. Baltayı alabilirim. Şöyle ikisini. Lifesteal artı elemental damage. Tamam, bunu feda edebiliriz. Çok önemli olmayacak nasıl olsa. Çok silah kullanmaya alışkın değilim ya. Şu anda onu fark ettim. One Armored'dan sonra gerçekten bir garip oluyor oyun ya. Çünkü sürekli tek silah üzerinden gittiğimiz için şimdi silahları kombinime falan da zor oldu. Ya ama şunu net söyleyeyim, gerçekten tek elli karakter çok daha zevkli oluyor. Yani en azından şey modsuz bir şekilde. O karakter güzel, gerçekten çok zevkli. Benim oynadığım kaçak karakteri de bayağı zevkli. Onu büyük ihtimalle biraz daha sıfır bölümü, sıfırıncı bölümleri, daha doğrusu sıfır zorluğu. Kademe diyeyim ya da doğrusu. O kademeyi biraz diğer karakterlerle de kasmak istediğim için. Onları da onlarla bitireyim falan oyun diye. O yüzden onlarla önce bir oynarım. Ondan sonra da zaten ranged damage arttırabilirim. Max HP'yi arttıracağım buradan direkt. Bunu kesinlikle alacağım. Bunu da kesinlikle alacağım. Bunu da kesinlikle alacağım. İtem almak her türlü yararımıza nasıl olsa. Ama mayınımız da geldi. Şöyle patlatabiliyoruz. Şu vurma sesi çok iyi oyun ya. 15 dakika büyük ihtimalle sürer bu oyunda. Ops, ölüyorum. Evet. Ben o kadar düşünmemiştim sıkıntı olacağını da. Dodge hiçbir şey yaramadı bu arada. Her şey yaradı az önce ama. Ya işte dodge'u bir kişiye değil böyle 20 kişiye atabilecek seviyeye gelmem lazım ki o zaman işime yarayacak benim. Ya da boss'lara karşı özellikle. Şuna bir... Ha, erken bastım gerçi ona. Oo, ölüyorum. Çok ciddiye alamadım çünkü bu karakteri şu an ama sıkıntı yok. Güzel. Luck alacağım. Şansımızı arttıralım biraz. Olabilir. Olabilir. Artı bir slot. Eğer iyi bir şey gelirse senin için olmasın. Şansımı arttıracağım gene. Speed artı range. Olabilir. Ya hem hızımı artırıp hem şansımı arttırırsam rahat ederim diye düşünüyorum şu anda. Ha, en azından evet, bunlara karşı dodge atabilmem daha önemli. Tekli yiyeceğiz ama büyük ihtimalle bunları. Bakalım, şansımızı arttırdım ama. Tamam, biraz hasar da aldılar. Şunu alalım. Şuna bir basarsam. Daha tam o sırada yapacaktım, geçerken yapamadım onu. Ha, çok önemli değil. Şöyle bir dakika, ben biraz öleceğim gibi. Biraz ölebilirim şu anda. Az bir şey ölebilirim şurada. En azından wave 10'a gelirsem bu karakterle ona da şükür. Yani 8 böyleyse şu anda. Uzakçı silahları yoğunlaştırsam kendi envanterimde daha iyi. Çok geliyorlar ha. Ama evet çok geliyorlar, o biraz sıkıntı. Gerek yok. Armor, evet biraz armoru artık geri alsam iyi olacak. Ya bu hiç iyi bir şey değil ya bu arada. Ben bunu satacağım hatta. Şöyle yapacağım. Şunu alacağım. Şunu alacağım. Alamıyor muyum? Şunları kombinleyelim. Bunu alacağım. Bunu hemen bir locklayalım. Şunu da rastgele. Hiçbir şeyime yaramayacak çünkü. Çok kötü. Düşündüğüm şey değilmiş o. Gerçi evet yani... İtemleri geldiği için yani patlayıcılar zaten olmaması daha mantıklı ama ben biraz daha farklı düşmüşüm. Belki bomba atıp hani şey yapıyor diye de. Yani saçmaymış. Oyunun en OP itemi genellikle o şey gibi duruyor ama bizim bu elemental hasar veren şey hançer. O çok OP diğer itemlere göre. İyi vuruyoruz bu arada. Ya modlarla Terminator gibi de olmak kolay aslında da ben ölüyorum onu.
Armor sıkıntısından dolayı büyük ihtimalle. Armorumuz eksi 101 çünkü. En ufak hasarda deli gibi hasar yiyoruz. Tamam, bu bölümü de bitirdik. Elemental damage'e ihtiyacımız yok. Kritik şansımı arttırabilirim. Ama %7 verecek. Onun yerine ranged damage de alabilirim. Evet, ranged damage'i eksiden çıkarırsam işime yarayabilir. Bunları kombinleyelim. Revolver'ı satabilirim. Melee damage, ranged damage veriyor gene. Olur yani, ben şunu da saklayacağım bu arada. Ranged biraz sıkıntıya girecek biz ama yani çok sıkıntı olmaz. Düşmanın sayısını biraz daha azaltabiliyor muyuz acaba? Bu 5 geldi ama mesela eksi 5. Yani daha da azaltabiliyorsak ne güzel bizim için, yani müthiş olur. Ya aslında bu karakterle armor kassak daha iyiymiş. Yani speed kastık biraz ama. Kritik şans da kastım mı? Kasmamışım galiba. Ona bir bakayım ben. Sağ kalırsak tabi. Şu an yine güzel gidiyor her şey ama. Dodge, oh, evet. Armor olmaması çok kötü gerçekten. Ben şöyle köşeden köşeden gideceğim. Ben canı neyden topluyordum onu unuttum bu arada şu anda. Gerçi topladım, tamam. Adam öldürdükçe can gelmiyor çünkü. Ben ağaçları alamadım ki bu arada. Çok fazla yaratık var. Bir tane daha aldım şuradan gerçi ama. Şimdi şöyle yapabilirim. Max HP'yi arttıracağım. Bu çok önemli bir item değil bu arada. Yani sürekli artması enemy damage'inin bizim için ölüm demek. Ben bunu alamam ama şimdilik dursun. Bunu salabilirim. Crossbow'unu alacağım. Tamam, bunu alabilirim o zaman. Ve bunu. Güzel. Ama o itemi alsam iyi olabilir şeyde. Birazcık armorumuz olsaydı onu alabilirdim de. Veya canımız. O yüzden can değerini biraz yükseltip onu alabiliriz. İşimize yarar en azından. İki tane kısa mesafe şeyimiz var. Baltamızla hançer ama. Şöyle. Ha, onu dojuyamadım. İyi de hasar geliyor işte, öyle bir sıkıntı var. Büyük ihtimalle tek yiyebilirim. Ben ortaya ele geçirmem lazım bu arada. Köşeler sıkıntı çünkü birikim olduğu için hareket edemiyorum bir yerden sonra. Şu bölgeyi elinde tuttuğum sürece sıkıntı yok. Wave 15'e gelirsek güzel gene. Ben çok sanmıyorum artık. Karakter çok güçsüzleşiyor. Hasar yeme şeyinden dolayı. Şans kasmaya devam edeceğim bakalım. Bu güzel bir itemmiş. İlk defa gördüm onu. Sırf ilk defa gördüğüm için alacağım bu arada. Damage lazım bana. O yüzden bunu artık almayacağım ama. Engineering'e de gerek yok. Galiba. Yani şu an çok gerek yok buna. Kendi skillimi korusam daha iyi gibi. Level 15 de olacağız yakında aslında. Hatta oldum galiba onda. Oldum. Şu büyük boss gelince sıkıntı olacak ama ya. Tek yiyorum çünkü. Bu eleman ne yapıyordu? Ha, bunu yapıyor. Bunun oyunun ortasında spawn olması o zaman müthiş olurmuş. Ben herkesi buraya çekeceğim o zaman. Acaba ne kadar hasar veriyor? Çok da hasar vermiyormuş aslında. Ama gene belli bir hasar veriyor gibi. Yani ama çok da bir işe yaramıyor. Ama bunlardan 5-6 tane olsa işe etrafta. Sürekli hasar versen bir tane. O zaman işime yarar. Birazcık kutu şansımı arttırmam lazım benim. Evet. Dodge'umuz %56. Yok, kalsın, bunu almam böyle saçma bir tema.
Speed ve luck olayını alabilirim. Bunu da alabilirim aslında da. Hani denenebilir yani. İlk defa gördüm bu temel. Eksi 50 range kısıyor ama bu da işte. Yani bunu alamam. Bu item benim için kötü olur. Şöyle bir hemen yenileyelim. Torch. Gerek yok torça. Ya ona da gerek yok. Şu güzelmiş bu arada. Ama yok, bizimki daha iyi hasar olarak. Bu kalsın. Bayağıymış. Buna da kesinlikle okeyim. Ve buna da okeyim. Hadi bakalım. Ağaç öldürdüğümüz süre boyunca taret de gelecek. Ağaç da çıkacak bu sayede çok çok. Aldığımız item sayesinde. En azından yani 2-3 ağaç öldürsem, yani şöyle bir tane ağaç öldü misal. Daha fazla ağaç çıkma olayı benim için çok iyi olur. Çünkü bu sefer çok yoğunlaşma olacak, bu elemanlar sıkıntı. Tareti bunlar parçalıyor mu acaba? Galiba hayır. Şunu verir misin artık? Of, evet. Aa, karakter sıkıntıymış. Ya ben şey olarak düşünmüştüm, oradan geçerim diye de çok kötü patladım orada. Ben böyle düşünmemişim bunu. Ya aradan geçip ağaca gidecektim. Ağacı kesip bir taret daha oluşturacaktım. Dodge yeteneğimiz var ama armorumuz o kadar kötü ki. %80'de daha fazla damage alıyorum. Ben bu karakterle bir daha deneyeceğim bunu bu arada. Çok iyi bir karakter aslında. Max HP'yi kasmışım. Atak speedimiz de güzeldi. Ben bunu bir daha kasacağım bir dahaki bölümde. Bu bölümlük yeter. Bu karakteri büyük ihtimalle bir dahaki bölümde de bitirmeye çalışacağım bu karakterle. Olmadı. Dediğim gibi tek bir bölümde tek bir şey koymak iyi. Çünkü çok uzatmak istemiyorum. Hani 20 dakika, 15 dakika olsun. Geçen bölüm mesela çok iyiydi. 34 dakika oldu ama zevkliydi. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Veya abone olursanız fark etmez. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.